Ali Turhan, ilk ses grubunu öğrendik. İlk ses grubunda öğrendiğimiz sesleri yerlerdeki altınlarda görüyorsun. Süper Mario oyununu biliyorsun değil mi? Evet, bununla ilgili bilgi vermiştik, öğrenmiştik. Şimdi Süper Mario oyunundaki gibi altınları topluyorsun. Önce resimli bulmacada resimleri altındaki kelimeleri tamamlıyorsun. Sonra boşlukları dolduruyorsun. Elma, el ab ile Merhaba, ben Ebru Kapaklıkaya. Eskişehir Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bu yıl birinci sınıfları okutuyorum. Senelerdir aslında sınıfta yaptığım öğretmenlikten ziyade oyun oynamak. Oyun oynayarak öğrenmenin çocukların üzerinde çok büyük etkisi olduğuna inanıyorum. Öncelikle amacım çocukların okulu sevmesini sağlamak. Okula severek gelen öğrencinin zaten birçok şeyi başardığına da şahit oldum. Bu yıl yöntemimi biraz daha değiştirdim. Daha çok doğaçlama yöntemini kullanmaya, sınıfta doğaçlama yaptırarak çeşitli nesnelerle harfleri öğretmeye karar verdim. Ve değerlendirmenin sadece kağıt üstünde olmadığına dikkat çekmek istiyorum ben. Bu yüzden dijital çağın çocuklarının bilgisayar oyunlarına çok ilgili olduğunu ve çok eğlenerek oynadıklarını bildiğim için bilgisayar oyunlarını sınıf ortamıma entegre etmeyi düşündüm. Bizim çocukluğumuzda oynadığımız Mario oyunu öncelikle sınıfımın içerisinde düzenledim. Bunun için kostümler tasarladık, kostümlerimizi hazırladık, çeşitli materyalleri hazırlayarak Mario'yu sınıf ortamına entegre ettik. Tıpkı Mario oyununda olduğu gibi altınlar hazırladık. Altınların üzerinde harfler yazıyor. Bu harfleri toplayarak bu harflerden kelime, resimli bulmaca üzerindeki resmin altına o resmin ismini yazıyor, kelime oluşturuyor. Ve son parkurumuzda ise cümlenin içerisindeki yazılmayan kelimeyi bulup oraya aşağıdaki kelimelerden seçerek uygun kelimeyi tamamlıyor. En son bayrağı sallayarak oyunu bitiriyor. Böylece çocukların bilgisayar oyunu oynuyormuşçasına eğlenerek öğrenmesini sağlıyoruz. Merhabalar, okulumuza hoş geldiniz. Ben Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu Okul Müdürü Ahmet Kocabey. Okulumuzda öğrencilerimizin mutlu bir şekilde eğitim öğretim görmesi için elimizden geleni ben ve tüm arkadaşlarım yapıyorlar. Önceliğimiz öğrenme ve ürün ortaya koyma becerilerini geliştirmek. Bu yüzden okulumuzdaki 25 tane öğretmenim, 610 tane öğrencimize elinden gelen en iyi performansı göstererek eğitim öğretime devam ediyor.